Anadolu'dan lezzetlerimden merhabalar. Evime mutfağıma hoş geldiniz değerli dostlarım. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz mis gibi çıtır çıtır nefis fırında kanat pişireceğiz. Hem de mangal tadında. Dilediğiniz kadar kanat kullanabilirsiniz. Ben 1,5 kilo üst kanat kullandım değerli dostlarım. Bir tatlı kaşığı tuzu her tarafına serpiştirdim. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı pul biber. Bunların hepsini 1,5 tatlı kaşığı da kekik koydum. Hepsini serpiştirerek döküyoruz arkadaşlar. Dolu dolu bir çay kaşığı tatlı toz biber. Şöyle 2 yemek kaşığına yakın sıvı yağımızı üzerine hafif hafif döküyoruz. Çok dökmeyeceğiz. Evet, bir şişe maden suyu. Sade maden suyu arkadaşlar. Tavuğumuzun can alıcı kısmı maden suyu. Her tarafına gelecek şekilde döktük. Ve daha sonra gördüğünüz gibi elime eldiven giydim. Tavukları böyle ovuştura ovuştura sosla buluşturuyoruz arkadaşlar. Bu önemli. Bunu yapmamız gerekiyor. Sosun iyice tavuklara yedirilmesi gerekiyor. Değerli dostlarım, isterseniz bu işlemi yapıp bir gece buzdolabında dinlendirebilirsiniz. Dilerseniz birkaç saat dinlendirebilirsiniz. Ya da benim gibi aceleniz varsa hemen pişirebilirsiniz. Uygun bir tepsiye yağlı kağıdımızı seriyoruz. Daha sonra hazırladığımız tavukları birbirine yapışmayacak şekilde diziyoruz. Arkadaşlar, tavuklarımızı istediğiniz gibi dizebilirsiniz. Şekli şemali hiç önemli değil. Ben tamamen size estetik göstermek için elimden geleni yapıyorum. İsterseniz az yapın, isterseniz çok yapın. Tamamen size kalmış. Değerli dostlarım, tavuğu biliyorsunuz sosla buluşturmuştuk. Onun dibinde suyu kalmıştı. O suyu da üzerine döküyorum. Siz de mutlaka dökün. Özellikle lavaş ya da somun ekmek kullanacaksanız bu suyla tavuğu ekmeğin üzerine koyduğunuz zaman efsane bir şey oluyor. Evet arkadaşlar, tavuğum hazır. Fanlı ayarda ya da alt üst ayarda 200 derecelik fırında pişmeye gönderiyorum. Kontrollü bir şekilde pişirin arkadaşlar. Herkesin fırın ayarı farklı olacağı için dikkat etmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar, kanatlar pişti. Keşke kokuyu da size gösterebilsem. Yani keşke kokuyu da alabilseniz, mükemmel oluyor. Mutlaka bu tarifimi de denemenizi istiyorum. Değerli dostlarım, tepsinin dibinde hafif böyle bir jelleşmiş gibi duruyor. Bu sizi korkutmasın. Ekmeğe koyduğunuz zaman mükemmel oluyor. Artık sunum zamanı. Ben yanında şöyle domatesi iri iri doğradım ve üzerine maydanozla hafif de sosladım. Mükemmel oldu. Arkadaşlar, kanalıma abone olup yanındaki zil düğmesine de basarsanız videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.